Sevgili dostlar merhaba. Bildiğiniz gibi kanalımızda seks'e dair, ilişkilere dair ve insan psikolojisine dair neredeyse değinmediğimiz konu kalmayacak şekilde içerikler paylaşıyoruz. Ama şimdi seksin psikolojiyle olan bağlantılarını biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Acaba seks insan psikolojisiyle, ile hayatımızdaki diğer psikolojimizi etkileyen faktörlerle nasıl bağlantılı? Bunları psikoterapist Doktor Cem Keçe ile birlikte konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Siz tabii ki dinamik yönelimli çalışan bir psikoterapist olarak herhalde seksin insan psikolojisindeki hemen her şey olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ama biraz şöyle seks ve psikoloji dediğimizde sizin pencerenizden ne görünüyor? Seks psikolojiyi yan yana getirdiğimizde ne anlam ifade ediyor? Bir başlayalım mı? Başlayalım. İnsanoğlu annesinin karnındayken güvende ve bir anlamda manevi olarak bir cennette yaşıyor. Ve orada bir bütünleşmişlik duygusu vardır. Yani ayrı bir varlık değildir, bir bütündür. Ve o bütünlük duygusu onun her zaman ömrü boyunca dönmek istediği bir yer olur. O yüzden Freud'un çalışmaları ana rahmine dönme metaforu üzerinden hep işlenmiştir. Ama doğum eylemi bir anlamda bizim en büyük travmamız oluşturur doğum anında çünkü gözlerimiz ilk defa ışığı görür, kulağımız ilk defa işitmeye başlar, üşümeye başlarız, karnımız acıkır ve doğum travması en büyük travmadır. Ve bu travmadan sonra biz anneden kopmuş olma, ondan ayrılmış olma gerçeğini inkar etmek için tekrar memeye yönelerek anneyle bütünleşme duygusunu yaşıyoruz ama belli bir yaşa geldikten sonra bu da genellikle 3 yaştır. Artık anneden ayrı bir varlık olduğumuz gerçeğini kabullendiğimizde insanın ruhu da bir anlamda olgunlaşma sürecine girer. İşte bu anne çocuk bağı ve ilişkisi ve bütünleşmesi, e, travmatik olan insanlar e, bir ömürleri boyunca buradaki denklemin içinde kaybolup giderler. Ama seks bizi ne yapar? Bir anlamda yeniden bütünleşme duygusuna götürür. Aslında biz sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve ruhumuzu, bedenimizi ve en özelimizi bir armağan olarak paylaşmaya değer gördüğümüz kişiyle bütünleşmek isteriz. Seksin özü budur. Eğer bir erkek seks yaparken hala erkekse, bir kadın seks yaparken hala kadınsa ve benliklerini kaybetmemişlerse onlar gerçek bir orgazm yaşayamazlar. Çünkü ben yok olacağım, sen yok olacaksın, biz birlikte bir olacağız ve çok daha büyük bir şeyin parçası olacağız. İşte bu duygu tinsel orgazm ve bu tamamıyla anne çocuğun birleşmesi gibi, bütünleşmesi gibi bir duygudur. Ve şifalı olan kısmı da burasıdır. Mesela Freud'un e, psikanaliz kuramında işte çocukluğa gidilir, anne rahmine kadar dönülür ve oradaki o güvenlik duygusuyla ruh yeniden inşa edilmeye çalışılır. Aslında Freud'un 5 yıl boyunca haftada 5 gün analize alarak bir hastaya yaptığı şeyi biz cinsellik olarak eğer bu dediğim manada yaşıyorsak kendi kendimize de yapabiliriz. O nedenle seksin kendisi psikanalizdir aslında. Psikanalizdeki iddiayı ortaya atar. O bütünleşme ve birlik duygusunu, kendine barışmayı ortaya atar ve bu yönüyle tinsel orgazm şifalıdır. Biz bu konuda çok videoda çektik. Tinsel orgazm, bedensel orgazm, manevi orgazm gibi pek çok platonik orgazm gibi değişik orgazm türlerinden bahsettik ama bunların şifalı olanı ruhu zihni, kalbi iyileştireni tinseldir. Ve tinsel orgazmın en temel argümanı olmazsa olmazı bütünleşmedir. İşte anne çocuk bütünleşmesine gidebilen cinsel yaşam bizi ne yapıyor? Çok daha büyük bir şeyin parçası haline getiriyor. Ve partnerimizle ne yapıyoruz? Kaynaşıyoruz ve o kaynaşmanın yarattığı güzellik ruhumuzdaki, zihnimizdeki, kalbimizdeki hasarları da onaracak bir şifalı deneyimi bize yaşatıyor. Tekrar bir anneye dönüşten bahsettiniz, bir rahme dönüşten bahsettiniz. Bu sağlıklı bir biçimde nasıl gerçekleşmeli? Çünkü bazı durumlarda insan o ulaşmak istediği rahme gerçek bir anne kimliği yüklüyor ve e, anne çocuk ilişkisi de kurulabiliyor çiftler arasında. O sağlıklı diyebileceğimiz seksin psikanaliz etkisini insan nasıl yaşayabilir? Tabii ki o anne çocuk bağını kurmuş bir ilişki genellikle şefkatli bir ilişkidir. Orada zaten cinsellik olmaz ve cinselin o şifalı sonuçları da ortaya çıkmaz. Ama bir çiftin arasında şehvetli bir sevgi ve yakınlık varsa ve bu çift birbirlerine uzun uzun dokunur ve o dokunuşları bir hedefle, bir performansla birleştirmezse, sadece birbirlerine dokunmaya, odaklanmaya hissederlerse ve o hislere teslim olurlarsa zamandan kopabilirler. Ve sonsuz şimdiye bağlantı kurabilirler ve böylece yaptıkları eğilimi tinsel orgazma taşıyabilirler ve bu bütünleşme duygusuyla beraber ilişki çok farklı bir boyuta gider ve bu ilişki <laughs> sağlıklı olur ve uzun soluklu olur ve sürdürülebilir olur. Ama dediğim gibi bunu başaramayan çiftler belli bir noktadan sonra monotonluk yaşarlar ve bu monotonlukla birlikte çeşitli cinsel şabozluklukları da kendini gösterir. Aldatmalar, boşanmalar buradan çıkıyor. Şunu da unutmayalım. İnsanoğlunun iki tür keşfi vardır. Biri yatay keşif, diğeri dikey keşif. Yatay keşif aldatarak başka partnerlerle zevki ve hazzı aramaktır. Dikey keşif ise kendi içimdeki derinliklere ulaşabilmek, partnerimin içindeki derinliklere ulaşabilmek, onunla bütünleşerek o veri ve enerji transferini yapabilmek. İşte dikey keşif tinsel orgazmın da olmazsa olmasıdır. Evet şimdi seks ve psikoloji dedik. Bunun tabii ki bedensel etkileri de var. Biraz bizi mutlu eden kimyasallar da açığa çıkıyor. Seks yaptığımızda bizi mutlu eden o kimyasalların açığa çıkış şekli, reaksiyonları, yapısı bunlar nasıl etkileniyor? Çünkü biz aslında biyokimyasal açıdan, hormonal açıdan, nörotransmitterler açısından, beyin açısından orgazm oluyor. Yani bedenler birleşebilir ama bu fiziksel beden birleşmesidir. Ruhsal, duygusal, zihinsel, eterik bedenler birleştiğinde o ilişki muhteşem bir hale gelir. Ve bu tamamıyla beyin kaynaklıdır. Çünkü en büyük cinsel organımız bacaklarımızın arasında değil, iki kulağımızın arasındadır, beynimizdir. Ve iki beynin birbiriyle bağlantıya geçebilmesi, iki telefonun bluetooth bağlantısıyla veri transferi yapması gibidir. İnsanın beyni ikiye ayrılır ve bunların arasında sürekli bir iletişim vardır. İşte bu iki beyin Diğer iki beyinle birleştiği zaman dört beyin olur ve veri transferi çok daha fazla olur ve bu muhteşem bir orgazm deneyimi yaşatabilir. O nedenle iki beynin, iki hemisferinin birleşmesiyle birlikte dört hemisferli bir beyin yapısı ortaya çıkar ki tinsel ve mistik ve daha da önemlisi şifalı olan nörobiyokimyasal patlama da bu şekilde ortaya çıkar. Bir de tabii ki seks ve psikoloji dediğimizde insanların genel psikolojik profillerindeki bir bozukluğun seks hayatlarıyla ilgili olduğuna dair çok klişeler de aklımıza geliyor. Seks hayatı kötü olan bir insan hemen işte bir toplumda sanki kavga eden kişi oymuş gibi etiketlenebiliyor. Hiç doğru olmasa da böylesine bir algı da var. Seks hayatımızdaki olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey bizim günlük yaşamımızı, sosyal hayatımızı nasıl etkiliyor peki? Şöyle cinsel yaşamı sağlıklı olan, mutlu olan çiftler bir kere hayata kendilerine, birbirlerine, insanlara gülümseyerek bakarlar. Sevgiyle bakarlar. Çünkü o iyileştirici, şifalı deneyim insanları pozitifleştirir, aydınlatır. Ve insanın aydınlık tarafı ortaya çıkar. Ve biz pozitif enerji verdiğimiz için insanlardan da pozitif enerji alırız. Ve bu karşılıklı bir devinim haline gelir. Ama seks yapmayan, yapsa da bunu problemli yaşayan çiftler karanlık taraflarını ortaya çıkarırlar. Ve insanlara negatif elektrik verirler, negatif elektrik de alırlar. O yüzden toplumda böyle bir klişe vardır. Ve bu klişenin arkasında yatan da açıklama budur. Çünkü seks bizim en güzel tarafımızı, aydınlık tarafımızı ortaya çıkartır. Ve bu diğer insanların da aydınlığıyla temas ederek her tarafımız hep aydınlatır. O yüzden bu ülke güzel seks yaparsa daha aydınlık bir ülke olacaktır diyoruz. Evet. Peki bu hani dediniz ya dört hemisfer bir araya geliyor. iki beyin birleşiyor ve gerçekten muazzam bir şey ortaya çıkıyor. Bununla alakalı çok mini, pratik, e, ee, budur diyebileceğiniz özellikle bu eşleşmelerle alakalı kriterler nelerdir? Birinci kriter şu, ne olursa olsun sen kendi eril enerjini bir erkek olarak arttıracaksın. Ve bir kadın olarak da sen dişil enerjini arttıracaksın ve kendi dişil yönünle barışık olacaksın. Erkeğin erkek enerjisiyle, eril enerjisiyle barışık olması, bir kadının dişil enerjisiyle barışık olması ve bir erkeğin bir kadın da o kadını değil, kendi içindeki dişiyi sevmesi. Bir kadının da bir erkekte o erkeği değil kendi içindeki eril enerjiyi sevmesi Mars ve Venüs dediğimiz eril ve dişil dediğimiz o enerjilerin uyumunu sağlar ve bu bütünleşme duygusu muhteşem bir şeydir. Yani ben aslında bir kadınla değil içimdeki kadınla sevişiyorum. Ben aslında bir erkekle değil içimdeki erkekle sevişiyorum gibi olur ki o zaman o ayrı bir varlık olmaz. Benim bir parçam olur. Biz onunla bütünleşmiş oluruz. O zaman performans olmaz. O zaman mahcup olma olmaz. O zaman kendimi göstermeliyim zorlaması olmaz. Orada özgürlük olur, samimiyet olur ve nörokimyasal bir patlamayla tinsel bir orgazm olur. Çok teşekkür ederiz. Evet dostlar psikoloji ve seks dediğimizde söylenebilecek daha çok fazla şey var. Siz de lütfen psikoloji ve seks arasındaki bağlantıyı, seks yapmanın psikolojimiz üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini yorumlarda bizlerle paylaşın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.